90 artı 3'ten iyi akşamlar. Ligde 27. haftaya damgasını vuran bir Eskişehirspor vardı. Şampiyonluk yolunda ağırladı Adana Demirspor. Yani güçlü Adana Demirspor karşısında son dakikada alınan beraberlik moralleri bir nebze de olsa düzeltti ama Adana cephesine baktığımız zaman o güçlü kadrosuyla şampiyonluğu oynayan Adana temsilcisi resmen şok oldu. Tabii maç sonrası gerek Adana taraftarlarının gerekse de Adana Demirspor Başkanı Murat Sancan sosyal medyadan yapmış olduğu eleştiriler ve bazı çirkin iddialar camiayı oldukça rahatsız etti. Maçı konuşacağız. Tabii yine maç sonrası Başkan Mustafa Akgören'in STV'ye yapmış olduğu açıklamalar vardı. Özellikle o hayata geçen projelerle ilgili ve bu projelerden beklentiler. Bu beklentiler tabii yönetimin tamamen gelecek sezonla ilgili umutlarını taze tutan projeler. Bunlarla ilgili son gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Tabii bir de liglere bu hafta verilen bir milli ara var. A milli takımın 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri nedeniyle bu hafta oynayacağı 3 tane karşılaşma var. Süper Lig ve 1. Lig'de bu hafta maçlar oynanmayacak. Eskişehirspor'da milli ara sonrası Altınordu deplasmanına gidecek. Ve gündemi yavaş yavaş başlatalım diyorum. Hemen sıcağı sıcağına Ayhan Hocam hoş geldin diyelim tekrar. Hoş bulduk. Bir hafta ağırlamıştık, aradan bir hafta ara verdik. Tekrar bugün bizimle berabersin. TÜFAT Şube Başkanımız Sayın Ahmet Bingöl. Bugün Kütahya'da Kütahya TÜFAT Şubesi'nin genel kurulu var. Ahmet Bingöl Hocam da orada gözlemcilik yaptığı için bugün aramızda değil. Onu da selamlarını iletelim izleyicilerimize. Erkan'a tekrar döneceğim hocam. Seninle konuşuruz. Erkan, tabii Adana Demirspor maçında o heyecanı, o coşkuyu sahada yaşadın. İnanılmaz bir atmosfer. Eskişehirspor'u hafife alan bir Adana Demirspor o son dakikalarda attığı golün sevincini çok fazla yaşamadan Kaptan Sezgin, yani inanılmaz kaptan pek alışık olmadığımız bir hareketi sergiledi. Maçın son dakikalarında artık savunma güvenliğini arka plana itip forvet gibi oynadı ve güzel bir golle 90 artı 3'te bizim programın adı gibi 90 artı 3'te bir beraberlik golünü attı. Tabii hani bir beklentimiz yok artık Eskişehirspor Lig'de 7 hafta kaldı. Baktığımız zaman matematiksel olarak rakipleriyle arada 20 puan fark var. 7 maçta 21 puan alsa bile Eskişehirspor, yani tüm maçlarını kazansa, diğer rakipler de tüm maçlarını kaybetse ancak ligde kalabiliriz. Hani böyle bir mucizenin olması da imkansız diyelim ama sonuçta alınan bu sonuçlar bile camiaya biraz moral motivasyon veriyor. Hemen saha içerisinde olan biri olarak o heyecanı, coşkuyu, maçın yorumunu senden alalım. Aslında ben önce maç öncesine bir gidelim. Şimdi maç öncesinde tabii Adana Demirspor'un sosyal medya hesabını takip ediyoruz. Bütün grubumuzdaki takımlar olduğu gibi baktım. Cuma günü öğleden sonra özel uçakla ilimize geldiler. Yönetim kadrosu fazla. Maç öncesinde ve maçtan bir gün önce tabii Eskişehir'de görev yaptığı için Samet Aybaba'yı bir sürü ziyarete giden oldu. Kimle konuşsak ya o kadar çok rahatlar ki işte çok rahat kazanacakları maça gelmişler gibi söylentiler ya arkadaş hani maç oynanmadan sonucu çıkmıyor yani böyle işler kolay böyle değil. Böyle bir rehavet var hatta TÜFAT Başkanımız Sayın Ahmet Bingöl'ün orada misafiri de vardı. TÜFAT Genel Başkanı Sayın İsmail Dilber, evet, İsmail Dilber hocamız da oradaydı. O da onu ziyarete gittiğinde o ara Samet Hoca ile de konuşmuş. Hatta Ahmet abinin söylediğine göre Ahmet abi demiş ki hani bizim takım çok koşuyor Samet Hoca'ya. Samet Hoca hafta içi hatırlıyorsan. Evet, koşan, mücadele eden, savaşan bir kadro demiş. Çok demişti. Koşan bir takım oyuncu ama biz de en az onlar kadar oynayacağız sözleri vardı. Sahaya geldiğimizde daha ısınmadan başladık. İşte Adana Demirsporlar biraz daha böyle şey hani Rolanti de böyle garanti Large, nasıl olsa buluruz bir gol işte hani Altay bize içeride 5 attı ondan sonra Samsun attı yani her takım İstanbul bizi rahat yendi ya yani Adana Demirspor'da biz kaleyi açacağız onlar açacak öyle bir şey yok yani nasıl bizim takımı son 4 haftada özellikle 3 haftada gol dahi atamadı eleştirdik kardeşim mücadele edin mücadele edin mücadele edin diye bizim oyuncular bu hafta çok iyi futbol oynamadı ama çok mücadele ettiler. Özellikle yağmur hiç durmadı, zemin ıslaktı. İşte gol yemedikçe, yani erken gol yeme hastalığımız da var ya, gol yemedikçe direncimiz arttı. İnatçı bir oyun. Bunun yanında yani özellikle son 20 dakika stres içinde olan bir rakip vardı. Son dakikalarda 89'da işte Volkan Şen'in fırsatçılığından Emircan'la golü buldular. İşte maç bitti derken saniye bizim kaptan Sezgin çıktı 90 artı 3'te ve 1-1'lik skor işte golden sonra olaylar tartışmalar ha bunu
saha içindekileri, bugün Muratler'in de çok güzel bir açıklaması var. Yani saha içinde olanları tribüne yansıtmayalım. Yine Adana Demirspor kardeş takımımız ama kardeş de olsan, bizim bu başımıza Kasımpaşa'da da geldi, o da kardeşimiz. Adana Demirspor bize geldi, burada yenmedi mi? 4 tane attı, biz şampiyonla oynuyorduk. Yani onları da unutmayalım. Futbol, tribünde her şey kardeştir ama saha içinde mücadele anlamında çıkan, yani olağanüstü mücadele eden, yüreğini ortaya koyan ya kazanır ya puan alır. Zafer yenmek de var, yenmek de var. Yani tabii, savaşmadan ben zaten işte maç öncesi gazetemizde başlığı da atmıştım. Hani çık, savaş, kazan. Önemli olan biz mücadele, takımın mücadele etmesini istiyorduk. Nitekim de mücadele ettiler. Zaten gerçekten bak şöyle, oyunun hakkı beraberlikte. Yani Adana Demirspor'a da yani garanti gözüyle baktıkları için doğru dürüst böyle çok çok net pozisyonları da yok. Bizim takım Cengiz Hoca da oyuncularını rakibine göre iyi hazırladığını gördüm ben bu maçta. Olağanüstü mücadele ettiler. Yani bir puanı hak ettiler. 90+3, 90+4'te de olsa bir puanı hak ettik. Bakarsan galibiyeti kaçıran taraftık da yani, o Bedirhan'ın kaçırdığı bir pozisyon var. Bedirhan'ın rakibin 2 metrelik ofsaytını görmeyen 78. dakikada hakem, Bedirhan'ın kaçırdığı gol var. Orada Furkan Polat'a da tebrik ederim. Çok güzel, mükemmel bir asist yaptı. Orada maç daha da erken kopabilirdi. Onlar hani saldırırken, gol için saldırırken biz 2'yi de bulabilirdik. Çünkü zaman zaman oyun geldi. Yani Eskişehirspor'a geldi oyun kazanmak için. Ama sonuçta puanlar paylaşıldı. Dostluklar baki ama kalkıp da futbolda yani kaleyi açalım, biz gol atalım. Yani çünkü çok sosyal medyadan şeyler var. Onları zaten birazdan tartışacağız. Böyle bir şey yok. Bir puan bir puandır. Yani bizim şu anda bir puan bizi ne kurtaracak ne de ligde tutacak. Öyle bir şey yok. Ama bizim önemli olan mücadele etmemizdi. Ben bu konuda futbolcuları, Cengiz Hoca'yı tebrik ediyorum. Evet, sağ ol Erkan. Ayhan Hocam, tekrar hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Tabii bir teknik adam olarak senin yorumun da önemli. Bir de tabii bu sahada mücadele eden gençlere, evlatlarımızı Eskişehirspor'da görev yaparken de yakından tanıyan, bilen bir insansın. Hem genç oyuncularla ilgili hem maçla ilgili neler söylemek istersin hocam? Tabii. Ben de öncelikle Eskişehirspor'un verdiği mücadeleden dolayı hem teknik ekibi hem futbolcu kardeşlerimi canı gönlünden tebrik ediyorum. Sonuçlar tabii ki puansal anlamda çok çok önemli. Ancak Eskişehirspor'un şu anda bulunduğu mevcut konumu itibariyle de oynayacağı futbol, alacağı sorumluluklar, geleceğe yatırım amaçlı futbolcuların saha içindeki performansları son derece önemli Sayın Dağtekin. Onun için ben şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Sezon başından bu yana ki puan alınan maçlarda dahil olmak üzere Eskişehirspor'un 2020-2021 futbol sezonunda ki en iyi futbolunu bu müsabakada oynadı diyebiliriz. Yani maçın başlama düdüğüyle ve hakemin son çalmış olduğu düdüğün o aradaki o süreçte futbolcular futbol adına yapılması ne gerekiyorsa hepsini yaptılar. Ben hakikaten çok zevk aldım. Burada tabii ki öncelikli emek hafta içinde muhtemelen çok iyi takım hazırlayan Sayın Cengiz Sessev ve ekibinindir. Ve saha içinde teknik ekibi dinleyip verilen görevi harfiyen yerine getiren futbolcu kardeşlerimizindir. Zaten genç kardeşlerimize, genç futbolculara ne verirsen onu alırsın. Yeter ki o çocuklara güven aşılayabilirim. Yeter ki o futbolcu kardeşlerimizin güven yitimi olmasın. Son haftaları da yani bu sezon baktığımız zaman o güven eksikliği çok hissedildi hocam. Çok 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 fazlasıyla vardı. İnanılmaz derecede çocuklar şöyle, özgüveni kaybettiler. Bunun sence nedenleri neler olabilir hocam? Ya tabii burada birçok neden sıralayabiliriz aslında. Sezon başındaki takım sezona başlarken, sezon başında işte belli futbolcuların farklı takımlara gitme isteği, takım bulamayıp tekrar geri gelmesi, yönetimin futbolcularla olan ikili ilişkileri, teknik ekip değişiklikleri, bunlar hepsi saha içi ve saha dışı faktörleri beraberinde getirmektedir. Yani aslında handikap olarak, eksi olarak, negatif olarak getirmektedir. Onun için de futbolcuların bir anda futbolcuların çok üst düzeyde bir
performans göstermesini de bekleyemeyiz. Ancak ben geçen programda da şunu net olarak söylemiştim. Eskişehir sporumuzda maalesef lig düştüğümüzden bu yanaki süreçte birçok yönetimin değişmesi, birçok teknik adamın değişmesi, birçok futbolcuların değişmesi bu tamamen saha içini etkilemektedir. Saha içinde de kimi etkiliyor? En çok futbolcuları etkiliyor. Şimdi kimi teknik direktör geliyor, işte sezon başından beri kadroları bir ara onu da yapalım isterseniz. Kadroları çıkaralım, teknik adamların kadrolarını. İnanın çok farklılıkları hep beraber gözlemiş olacağız. Onun için futbol... Son iki sezonda yaşananlar özellikle. Tabii. Yani onun için çok ciddi anlamda futbolcularda bir yıkıntı, bir buhran söz konusu olabiliyor. Ancak burada toparlayıcı unsur kim olmalıdır? Toparlayıcı unsur da takımın ve SEK ve idaresinde bulunan yönetim olmalıdır. Yani yönetimin geçen sene Mustafa Özer'le başlayan bir istikrarı vardı. Sezona tekrar Mustafa Özer Hoca ile başladılar. İşte 3. 4. haftadan sonra tekrar bir ilham var. Olayı gerçekleştirildi. Arkasından 1-2 hafta Yasin kardeşimiz de akabinde Cengiz Hoca ile gelen bir süreç vardı. Yani 27 haftada 4 defa. Tabii. Teknik direktör işte. Tercihini doğru planlamış olsaydık eğer belki Bursaspor'un yakalamış olduğu efektif, o coşkulu oyun felsefesini biz de Eskişehirspor olarak yakalayabilirdik ki biz biliyorsunuz 2018-2019 futbol sezonunda ilk yarıda 17 puan toplamıştık bu gençlerle ki Fuat Hoca döneminde. Tabii Fuat Hoca döneminde, Fuat Çapa döneminde. Onun için böyle bir şey tekrar yakalanabilirdi. Yani bir özgüven yitiminin aslında başlangıcına baktığınız zaman birçok teknik adamın, birçok yönetimin değişmesi maalesef buna bir zemin hazırlamış. Ekonomik boyutu önemli yani etken tabii. Bir de ekonomik boyutu ya var. Ya mutlaka ama ben saha içindeki, bakın saha içindeki performans, biz bunu birçok arkadaşlarımızla zaman zaman tartışıyoruz. Şimdi genç futbolcuların saha içindeki performansını ekonomiye bağlamamak lazım. Ya çünkü beklentisi olan futbolcular. Şimdi baktığınız zaman bakın ben kendimce bazı notlar da almıştım. Şimdi bundan önceki müsabakalarda futbolculara baktığınız zaman yani topu kaptıklarından sonra ne yaptığını bilmeyen, neticesinde yani bir sorumluluk almayan, takım olarak veya bireysel olarak sorumluluk almayan bir futbolcu topluluğu varken dün ne oldu da yani bu bizim galip geldiğimiz Bandırma müsabakasında da dahil olmak üzere ben bunu söylemek istiyorum. Yani bu müsabakada topu aldıklarında futbolcu kardeşlerimiz, arkadaşlarımız hem takım olarak hem bireysel olarak hem alan savunmasını çok iyi yaptılar hem adam savunmasını çok iyi yaptılar. Yani topla dribling yapmaları, birebir de adam eksiltme düşünceleri, inanılmaz derece bir özgüven olarak yani rakibin kim olduğunu çok önemsememeleri yani inanılmaz derecede bize bir seyir zevki vermiş oldu. Kayıp ruh diyorduk, o ruhu ya yakaladılar. O ruh dün geldi ama önemli olan bunu taçlandırmak. Bunu nasıl taçlandıracağız? Yani burada tabii ki yine bütün sorumluluk teknik heyet ve futbolcu arkadaşlarımız olacak. Yani 4 Nisan'da galiba oynayacağımız Altın Ordu müsabakası. Evet, milli ara var çünkü. Yani Altın Ordu müsabakasında bunu taçlandırmamız gerekecek. Şimdi baktığınızda bu yani futbolun doğruları nedir dediğiniz zaman topu en iyi kullanan, kalesini en iyi savunan ve topu en iyi kullandıktan sonra da en iyi şekilde hücuma çıkan bir topluluğu düşünün. Bunu en iyi şekilde kim yaptı o gün? Eskişehirspor bu kadar yıkıntılar içinde, bu kadar negatifler içinde, eksiler içinde olmasına rağmen Adana Demirspor gibi hakikaten ligi force eden kadrosuna baktığınız zaman bana göre en iyi kadroya sahip olan bir takıma karşı son derece etkili bir oyun ortaya koymuş ve futbolun gerektirdiği her türlü felsefeyi sahaya yansıtmış kardeşlerimiz vardı. Onun için ben onları canı gönlüne tebrik ediyorum. Özellikle yani oyuncu değişiklikleri yerindeydi. Bununla birlikte oyuncu değişiklikleriyle alakalı mesela tabii çok konuyu da dağıtmak istemiyorum ama gençlerle alakalı hani bir iki yorum yapmak istiyorum. Cengiz Alp'in o kulüpte nasıl imza attığı şu günkü gibi biliyoruz. Hangi şartta attırdığımızı çok iyi biliyorum. Anlat hocam. Yani Cengiz Alp gitmek istiyordu. Cengiz Alp Köser.
Kesinlikle dedesiyle beraber gelmişti, annesiyle beraber gelmişti. Allah şifa versin, annesi de rahatsızdı. Cengiz Alp'in orada kalması için bizim kulüp müdürü Can'ın odasında biz o zaman konuşmuştuk. Bayağı bir ikna etmiştik o zaman, sağ olsun o da bizi kırmadı, kaldı kulüpte. Kulüpte kaldı yine aynı şekilde. Bu Eskişehir Spor'un geleceği için çok önemli. Çünkü artık bakıyorsunuz Türkiye Süper Ligi'nde, TFF 1. Lig'de yerli kalecide inanılmaz derece bir rağbet var. Hata yapsalar bile o yerli kalecilerin hatalarını bir şekilde hoşgörüyle karşılayan antrenörler var, teknik heyetler var. Onun için Cengiz Alp Eskişehir Spor adına son derece önemli bir kaleci olacak. Bence ilerleyen yıllarda Eskişehir sporumuza da ekonomik olarak da bir katkısı olacaktır. Ben burada bir de şimdi Erkan, ben geçtiğimiz günler bu federasyonda serbest kalan sözleşmesi bitecek futbolcuların listesine baktığımda Cengiz Alp'le yönetim bir yeni sözleşme yaptı diye biliyorum ben. Evet. Ama federasyonun demek ki resmi siteye daha geçmemiş. 2021 Mayıs sözleşme bitiyor gibi benim aklımda yani. 4,5 yıllık mı? Bakalım ona gider de devam edecek. İşte o şeyde federasyon sitede gözükmüyor. Demek ki federasyona henüz iletilmemiş o sözleşme. Yarın öbür gün inşallah bir sıkıntı olmaz. Benim aklımda öyle kaldı. İnşallah yani. Kalmaz. İnşallah yenilemişlerdir. Çünkü Cengiz Alp gelecek vadeden bir kaleci. Daha yeni. Tabii şimdi hatalar yapacak. Yani ciddi anlamda belki hatalı goller yiyecektir ama ben gelecek adına, Eskişehir Spor adına olsun, Türk futbolu adına olsun, Cengiz Alp gibi yeteneklerin bizim için çok önemli olduğunu düşünüyorum ve öyle de olacaktır. Önemli olan işte bu yetenekleri kaybetmemek. Nasıl kesinlikle. Bakabilir mi Erkan? Baktım o şeyde aşağıdakinde, yani yukarıda Cengiz Alp Köster, o adı soyadı doğum tarihi falan orada 2020 gözüküyor ama aşağısındakinde yeni şey olduğu için dönem harici sözleşme yenilemede doğru. 2026 sözleşme tamam. Bitiş tarihi. Güncellenirse sorun yok evet. Yani. Şimdi Selman kardeşimizin performansı beni çok memnun etti. Bir de bu oyun formatında tabii Cengiz Hoca'nın 3-5-2 oyun sisteminde özellikle savunma ve hücum anlamında inanılmaz derecede bir özveri vardı çocuklarda. O da çok çok iyiydi. Fakat burada ben tabii Tolga ile ilgili bir parantez açmak istiyorum. Tolga Yakut'un daha çok fazla süre alması gerektiğine inanıyorum. Hakikaten bilmiyorum siz ne kadar katılırsınız bana ama çok son derece önemli bir futbolcu. Biraz daha da toparlamış, daha da kendine özgüveni yerine gelmiş bir şekilde gördüm. Bence ilerleyen haftalarda Cengiz Hoca çok daha fazla ondan yararlanır diye düşünüyorum ben. Evet tabii artık kolay değil. 7 tane maçımız kaldı ama yavaş yavaş Adana Demirspor'la ilgili süreci kapatacağız ama Erkan'ın da dediği gibi maç sonrası hani Adana Demirspor taraftarlarının bir pankartı vardı. Eskişehirspor'la olan bir dostluk var yıllardır. Hep dellensinler hacım derlerdi değil mi Erkan? Öyle bir afişleri vardı. Bu iki tribün grubunun, ikisi de fanatik grubun bir dostluğundan kaynaklanan ve hazırlanmış güzel bir pankarttı ama bu bir birlik beraberlikte dellenen sadece Adana Demirspor taraftarları oldu. Sosyal medyadan inanılmaz tepkiler ve bir takım şok iddialar. En son kulüp başkanı Murat Sancağ'ın bir paylaşımı vardı. Dostluk filan artık bir kenara itmiş. Yani Eskişehirspor'un vermiş olduğu mücadele diğer maçlarda da görmek istediğini dile getirmiş. Yani bir kötü temelli var, bir iyi temelli. Biz de aynı mücadele diğer maçlarda da bekliyoruz. Tabii Murat Diri'nin yani bu kadar olumsuz eleştiriye rağmen sağduyulu davranıp olumlu bir eleştirisi vardı. Dostluğumuz bakidir. Bu tür eleştiriler olabilir. Maç sahada oynanır, sahada kalır. Bizim temellimiz Adana Demirspor'un şampiyon olarak yoluna devam etmesi. Belki artık ligin bitimine 7 maç kala da birazcık da o takımın ayağının yere sağlam basması açısından iyi bir ders oldu. Samet Hoca da zaten maç sonrası yapmış olduğu açıklamada ona yakın, yani bundan ders çıkartacağız demiş. Onlara da bir ders olur. Tabii yönetmenimize ben rica edeceğim. Furkan, eğer hazırsa maç sonrası teknik direktörümüz Cengiz Sessev'in açıklamasını da verelim ve Adana Demirspor maçını kapatalım isterseniz. Ben şeyle ilgili bir iki cümle söylemek istiyorum ama tabii. Şu Adana Demirspor, Murat Sancak Başkan hakikaten Türk sporuna ciddi anlamda bir katkı sağladı. Adana Demirspor'un başkanı olduktan sonra çok büyük paralar harcadılar. Ekonomik olarak Adana Demirspor'u bir yere getirdiler. Ancak ben Sayın Başkanımızı seviyoruz. Ancak Sayın Başkanımızın da Murat Sancak Başkan'ın da
Eskişehir Spor'a sitem edeceğine, kendi takımına, kendi teknik heyetine bence sitem etseydi daha yerinde bir şık bir karar olurdu diye düşünüyorum. Eyvallah yani kardeş takım kardeş takım ama bence kardeş takımdan ziyade dost takım vardır. Sahada rakiptir, tribünde dosttur. Ama bize tribünde bir dostluk var zaten. Gönül ister ki her takımla aynı şekilde tribünde dost olunsun, her takımla. Sahada rakiptir yani neticesinde. Kimse kimseye kalesini açıp buyurun gelin bu golü atın demez. Neticesinde ben 2016-17 futbol sezonunda o 4-2'lik mağlubiyette kulübedeydim. Yani biz kalkıp da Adana Demirsporlu hiçbir futbolcu, hiç kimseye en ufak bir suçlamada bulunmadık. Neticesinde biz kendi hatamızla mağlup olduk. Yani bunu görmeleri gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Evet tabii ileride Adana Demirspor'da neler olacağını Adana Demirspor camiası da yakında görecektir. Çünkü onlarda da bildiğim kadarıyla Sayın Sancağ'ın bir şirketleşme projesi var. Birazcık camiadan gizli tutuluyor. Şirketleşirse ne olur? Dediğim gibi çok para harcanıyor. O kadar parayı harcayan bir başkan kulübü şirketleştirdikten sonra artık Adana Demirspor camiası nasıl bir tabloyla karşılaşır, nasıl bir durumla karşılaşır? Onu da zaten geçtiğimiz sezonda çok büyük paralar harcandı. Evet, bu sezonda şimdi, yani bugün cumartesi bizi yenseler 51 puan olacak. İşte Samsun kaybetti 51-51 olacak. Aslında ayaklarına fırsat geliyor ama sen önce kendi oyuncuların yani o kadar larçlar ki ben dedim yani ısınmada dahi o kadar işte rahatlardı. Ben, biliyorsun 3 hafta önce Adana'daydım. Evet. Adana'da tabii eş dost da çok. Adana Demirspor tribünlerinden böyle fanatik tribün liderleriyle falan da konuşma imkanımız oldu. Bayağı bir dertleştik. Eğer bu sene hedefe ulaşamazlarsa onları da çok büyük bir sıkıntılı dönem bekliyor. Yani o kadar da görüldüğü gibi bir tablo yok Adana'da. Taraftar da birazcık rahatsız olduğu konular var. Tabii o bizi ilgilendiriyor. Bizi Eskişehirspor cephesi ilgilendiriyor. Biz Cengiz hocamızı bir dinleyelim. Ardından tabii başkanın önemli açıklamaları vardı. Projeler, yönetimin en büyük umudu projeler. Yönetmenimiz de hazırlamış. Biz hemen Cengiz hocamızın maç sonrası açıklamalarını dinleyelim isterseniz. Evet, Eskişehirspor zor şartlarda maçlara hazırlanıyor. Ama bu zor şartları çocuklar antrenmanda kolaya çevirmek için çalışıyorlar. Eskişehir armasının ne kadar büyük olduğunu herkesin hatırlaması gerektiğini millete gösteriyorlar, takımlara. Bu mücadeleyi her zaman verdiler, her zaman da veriyorlar. Ne zaman gol yemeyip golü ileriye yemeden taşıyabilirsek dakikalar ilerledikçe biz sahada rakipten daha iyi oynayan, daha çok mücadele eden bir takım haline geliyoruz. Bunun için çalışıyor çocuklar. İnşallah bu Eskişehirspor'un dibi olur. Bundan sonra bu dip sayılır. Bundan yukarıya taşır kendini. Bunun için de yönetimimiz ve futbolcularımız zaten çalışıyorlar. İnşallah ben dileğim bu. Eskişehirspor'un bundan sonraki ligde en üst sıraları taşıyarak yukarı çıkması. Rakibimizi de kutluyorum. Diyecek bir şey yok. Bu saha ağır sahadı. Her iki takım da iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. İşte mücadele girdiği zaman bizim takımımızın ne kadar ön plana çıktığı, artı bu takımda daha 19, U19'da oynamayan futbolcuların A takımda oynadığını da antiparantez bildireyim. Tabii ki korner atarken hata yaptık. Golü biz yedik ama sonra ilk defa böyle bir şeyi de gerçekleştirmiş oluyoruz. Her gün bir şey öğrenen bir takımız. Tepki gösterdik. Bu tepkiyi de olumlu karşılığı oldu. Bunun için de ayrı bir futbolcularımı kutluyorum. Hayırlı olsun diyorum alınan puan. Cengiz hocamızın dediği gibi alınan puan hayırlı olsun. Artık önümüzde 7 tane maç var. Bu haftada milli ara 4 Nisan'da deplasmanda Altınordu maçı oynanacak. O zamana kadar da Eskişehirspor çarşamba günü itibaren o maçın hazırlıklarına başlayacak. Tabii ama gündemde Eskişehirspor'da yönetimin hayata geçireceği projeler vardı. Özellikle dijital para. Dijital parada birinci etap satışa çıkan 12 milyon token vardı. Biraz önce Eskişehirspor'dan Akif Yer de sosyal medya hesabından paylaşmıştı. İlk arıza satışa çıkan 12 milyon token tamamen satılmış. Artık ikinci satış başlayacak ama tabii bu arada da borsada işlem görme süreci var. Hayırlı olsun diyelim.
260 milyon hedefi vardı yönetimin. İlk arıza 12 milyon satış tamamlandı. Tabii hafta başı, pazartesi, bugün de inanılmaz derecede ekonomi allak bullaktı. Dövizde %10'luk artış, altında %10'luk bir artış vardı. Tabii onun yansımaları da dijital parada da en son 8,5 milyonken Eskişehirspor tokenler bir anda 12 milyon satış tamamlandı. Eskişehirspor hayırlı olsun diyelim. Tabii bundan yönetim, kulüp nasıl bir gelir elde edecek, ne kadar kazanacak, bundan sonraki satışlardan ne elde edecek bilmiyoruz. Bir tek bildiğimiz ilk anlaşmadan kulübün kasasına giren 1,5 milyon TL var. İşte formanın kolunda bir reklam var, stadyumda ledlerde reklamlar var. Bir de tabii satılan tokenler var. İnşallah devamı gelir. Tabii bunun dışında fidan kampanyası vardı. Fidan kampanyasının normalde 25 Nisan'da, işte Mart'ta hayata geçmesi gerekiyordu ama başkan cumartesi günü STV'ye yapmış olduğu açıklamalarda yaşanan bir takım sorunlar nedeniyle Nisan'ın ilk haftasına ertelendiğini dile getirdi. İsterseniz biz kampanyaları değerlendirmeden önce yönetmenimiz hazırlarsa Başkan Mustafa Akgören'in maç sonrası Ahmet Deniz Can Oruç'a yapmış olduğu açıklamalar var. Hem maçın yorumu var, hem de kampanyalarla ilgili açıklamaları var başkanın. Yani takımda yaşanacak kan değişiklikleri, kampanyadan elde edilecek gelirler, eğer hedefine ulaşırsa yönetimin neler yapacağı ile ilgili başkanın önemli açıklamaları var. Hep beraber Sayın Mustafa Akgören'i izleyelim isterseniz. Ya maçın hakkı zaten geneline baktığınızda beraberlikti. Ama tabii maçın başında bakıldığında favori olarak rakibimiz görünüyordu tabii. Adana Demirspor favori olarak görünüyordu. Ama maçın, biz zaten aslında her maçta böyle dirayetli, çok dirençli futbol oynuyoruz ama maçın başlarında erkenden yenilen gollerden sonra çabuk kopuyoruz. Bugün o erken gol yemememizin avantajını kullandık. Takım gol yemedikçe motive oldu, konsantrasyonu arttı, üst düzeye çıktı. Ve işte maçın sonucu bu. Aslında gerçek Eskişehir Spor bu. Biz Eskişehir Spor'dan beklediğimiz sonuçlar ve futbol bu. Ama maalesef geçmişteki maçlarda işte erken yenilen goller, az evvel söylediğim gibi, bizleri hüsrana uğratıyordu. Bu saatten sonra zaten sahadaki takım gelecek sezonun da takımı olacak gibi görünüyor. İnşallah tecrübelerini arttırarak, yeni yeni çocukları kullanarak, bu çocukları maç eksiklerini, maç konsantrasyonlarını ve kendilerine olan özgüvenlerini arttırarak inşallah gelecek sezonu hazırlanacağız. Onun haricinde yapacağımız başka bir şey yok. Diğer taraftan yine de hedefimiz olan transfer tahtasının açılması için uğraşacağız. Eğer projelerimiz gerçekleşirse, eğer hedeflediğimiz geliri elde edersek, bu takıma da ufak takviyelerle önümüzdeki sezonun inşallah hedeflediğimiz başarıyı yakalarız. Bu takımla birlikte ufak tefek transferlerle. Başkanım, tabii 9 tane futbolcunun sözleşmesi sona eriyor sezon sonu. Evet. İç transferdeki son durumu öğrenebilir miyiz sizden? İç transferde sözleşmesi bitenlerle zaten onlar da ayrılmak istiyorlar. Bizce de ayrılmaları da gerekiyor artık bazılarının. Bazıları artık ayrılmalı ve kendilerine yeni bir yolculuğa yelken açmaları zamanı geldi. Yeni bir kan değişikliği lazım, yeni bir heyecan lazım, yeni bir ruh lazım. Yeni taze bir heyecana ihtiyacı var bu kulübün. Hem tribünlerin, hem şehrin, hem takımın böyle bir tazeliğe ihtiyacı var. İnşallah bunu elde ederiz diye düşünüyorum. Zaman neyi gösterecek? Hep beraber bakacağız. Takımımı kutluyorum, rakibimiz Adana Demirspor'u kutluyorum. Onlar da güçlü bir camia. Onlar da Süper Lig'de olmayı hak eden camialardan birisi. İnşallah yolları açık olur. Biz de önümüzdeki sene hedeflediğimiz başarıyı yakalarız diye umut ediyorum. Başkanım, tabii projeler var. Orman projesi, Bitcoin projesi. Evet. Bu projelerdeki son durumlar nasıldır? Bir de ayrıca FIFA dosyalarıyla yapılan görüşmeler olumlu mu, olumsuz mu? Evet. Son dönemlerde tabii ligin başlamasıyla bu konularda biraz uzak kaldı ama sizin mesainizin olduğunu biliyoruz. Biz sürekli o konularla mesai içerisindeyiz. Projelerimizde en önemli projemiz birisi, biliyorsunuz, Bitcoin'di. Bitcoin'i hayata geçirdik. Hayata geçirirken tabii bu sanal paraya, bu kripto paraya daha
hazır olmayan, daha ne olduğunu bilmeyen tabii büyük ciddi de bir kesim var. Bazıları böyle bir bu nedir, olmaz, bu işten herhangi bir gelir elde edilmez, bu işin sonu hüsran gözüyle de bakanlar da oldu. Onlara da saygı duyuyoruz tabii çünkü bilinen bir şey değil. Ama biz umut ettiğimizi şimdilik ilk etapta yakaladık. Çok kısa sürede, yaklaşık bir 12-13 günlük sürede şu anda bugünkü sayı 8,5 milyona ulaştı. Bizim beklediğimiz bir sayıydı. İnşallah çok kısa sürede ilk arz olan 12 milyona ulaşacak ve ikinci arzı çıkartacağız. Buradan ciddi gelirler bekliyoruz. İkincisi orman projesi biliyorsunuz. Bu orman projesine de biz aslında kısmen başladık. Kulübümüze gelip bağışlar yapılabiliyor ama bunu tam olarak kampanya olarak sunamadık. Çünkü bunun önünde birkaç engel var. O engelleri aşmak için çabalıyoruz ve bu arada da çok profesyonel bir şirketle çalışıyoruz ve yaklaşık 3 tane de bununla ilgili tanıtım filmi çekiyoruz. Bu tanıtım filmleri de herhalde bitmek üzere. Önümüzdeki hafta sonuna doğru tahmin ediyorum bunları yayınlamaya başlarız. Aslında ayın 25'inde ilk fidan dikimini gerçekleştirecektik. Fakat az evvel bahsettiğim bazı işler yetişmedi. Bunu herhalde Nisan ayının 7'si 8'i gibi olacak gibi görünüyor. 7, 8, 9 Nisan gibi görünüyor. Bunu tabii bildireceğiz. Burada bütün Eskişehir protokolünü davet edeceğiz. İnşallah orada güzel bir sunum yaparak, güzel bir lansman yaparak bu projeyi de hayata geçireceğiz ve hedeflediğimiz 1 milyon sayısına ulaşırsak, hatta geçersek, inşallah biz de Eskişehir Spor camiasına, Eskişehir Spor taraftarlarına ciddi bir sürpriz yapacağız diye düşünüyorum. Evet, Ahmet Denizcan Oruç'a da teşekkür edelim bu röportaj için. Başkan, dedim ya, tüm umudunu Eskişehir Spor yönetimi bu projelere bağlamış. Özellikle 1 milyon fidan hedefi vardı. Buradan da 10 milyon TL gibi bir gelir elde edilecekti. Başkan ne diyor ki, hani bu hedefe ulaşırsak ve daha fazlasına ulaşırsak Eskişehir Spor taraftarlarının camia bir sürprizimiz var dedi. O sürprizde ne olduğunu bilmiyoruz tabii. Açıklamadı kendisi. Tabii herkesin merakla beklediği fidan kampanyası. Biz yaklaşık bir aydır bu kampanyanın başlamasını bekliyoruz değil mi Erkan? Yani tabii. Şimdi normalde geldi, imza. Çarşamba günü bir tören yapılacaktı, planlanıyordu. Ama Nisan 7-8-9'una kaldı. Hani neden bir gecikme? Neden bekliyor camia? Şimdi gerçi isteyen tesislere gidip halen bağış makbuzu karşılığında kampanya katılabiliyor. Ama tabii şehrin, yerel yönetimlerin, odaların ciddi bir katılımı bekleniyor bu konuda. Bunun için de sanırım hani ilk gelen duyumlar, biraz önce hani başkan konuşurken bir vakıf düşüncesi vardı. Hani bir vakıf kurulsun, paralar hani icra konulamayacak, o vakfın hesabına aktarılsın diye bir düşünce vardı ama şimdi Ayhan Hocam dedi ki öyle vakıf kurmak kolay değil, zaman gerekiyor. Sanırım yönetimde herhalde böyle bir zamanı bekliyor. Dolsun diye. Benim bildiğim bir hafta önceden falan bu vakıfla ilgili bir hazırlık yapıldı. Zaten süre de o yüzden gecikiyor. Yani Nisan 7-8'i bulacak dediydi. Hani vakfın bir ekip oluşturulup, bir yönetim oluşturulup onun 15 gün içinde yani karar alması lazım. O yüzden benim duyumum öyle. Yani acaba kesinlikle şey değil ama yani Eski Özpor Eğitim Vakfı üzerinden mi, yoksa yeni bir vakıf mı? Ben yeni vakıf diye duydum. Tahminen şöyle tahmin ediyorum. Yani vakfın zaten muhtemelen bir mütevellit heyeti vardır. Bu mütevellit heyeti güçlendirmek ve yine bu heyet üzerinden yeni bir hesap numarası alınıp o şekilde işte onun olması diye düşünüyorum. Yani çünkü neticesinde dediğim gibi yani yanlış bilmiyorsam yeni bir vakıf kurmak için ciddi anlamda çok büyük izinler gerekiyor. Bu sadece buradan değil. Ankara'dan çok ciddi anlamda. Şimdi Sayın Valimizin bu konuda yönetme büyük desteği var. Yani kampanyanın başında büyük ihtimalle Sayın Yönetimimiz, Valimiz olacak yönetimle birlikte. Sayın Valimiz Erol Al Yıldız startı verecek. Vakıf kurulacaksa da o vakıf konusunda da sanırım gerekli desteği verir ama tabii yönetimde bazı şeyleri tam açıklamadığı için demek ki onların da bildiği bir takım şeyler var ama zaten şimdi pek yani gündeme getirmek istemiyorlar. Bir spor kulübü, yani bir dernek kulübü de olsa önce bir
müracaat ediyorsun. Ondan sonra genel kurul yapıyorsun. Ondan sonra hesap numarası alıyorsun. Yani hemen 20 günlük bir süre adayınca, lazım. Tabii 20 günlük süre var. Bence o yüzden bekleniyor. Evet, olabilir. Ama yine dediğimiz gibi onu da belirtelim. Ben fidan kampanyasına destek olmak istiyorum diyenler gidip tesislere. Tabii tesislerde bağış makbuzu karşılığında hiçbir problem yaşamadan halledebilirler. Tabii de o 31 Mart tarihi itibariyle aidatların yatırılması gerekiyor. Onu da tekrar hatırlatalım delegelere. Aidatını yatırmayan arkadaşlar bu ay sonuna kadar kulübe giderek aidatlarını yatırabilir. Ya vakıf değil, dernek de olabilir bu. Yani illa vakıf olacak diye böyle bir dernek. Yani işte atıyorum Eskişehirspor'u yaşaması için bir fidan kampanyası derneği gibi. Evet. Öyle bir dernek de olabilir. Tabii yani vakıf biraz eziyetli olabilir. Daha şey dernek yani. Kurmak için de belli bir süre var. Evet. Tabii onun için yönetim şu an bir de şöyle bildiğim kadarıyla yine vakfın bir ekonomik olarak bir mal varlığını ön planda tutması gerekiyor. Tabii bir mal varlığının olması gerekiyor vakıflarda. Erkan dediği gibi dernek, bu arada olabilir. Hani takip eden yöneticimiz de varsa, gerçi ben iki aydır başkan yardımcılarıyla görüşemiyorum. Yani görüşmüyoruz da birazcık bana karşı tavırlılar. anlamsız bir şekilde bazı konuları gerçekleri. Ya ben bu konuyla alakalı bir iki şey söylemek istiyorum aslında. Ters düştüm. Yani Eskişehir basınının Eskişehirspor'a, Eskişehirspor yönetimlerine, Eskişehirspor futbolcularına verdiği desteği inanın Türkiye'nin hiçbir yerinde hiç kimse göremez. Bugün Trabzon'un basınını da takip ediyoruz. Bursa dibimizde takip ediyoruz. Ankara basınını da takip ediyoruz. Yani gönül koyulmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani sizler o kadar destek oluyorsunuz ki. Sana göre hocam o. Yani ben. Ayhan hocam. Şimdi sana basit bir şey anlatacağım. Çok... Şimdi biz hani transfer sezonunda biz burada bir hafta 10 gün önceden dedik ki bu transfer açılamayacak. Transfer açılamamasının bir takım gerekçelerini de anlattık. İşte transferin açılmasına 3 gün kala yaşananları da ben yazdım. O tabii transfer döneminde yazdıklarımız, konuştuklarımız birazcık tavır içerisine girdi başkan yardımcısı Fatih Faturaygil. Yani ben yönetimden tek tük insanla görüşüyorum. Üst düzey yönetimin hiçbiriyle görüşmüyoruz. Yani konuşmuyoruz. Geçtiğimiz hafta yine böyle çarşıda gezerken, şimdi bir konuyu anlatacağım, yani çok ilginç bir konu. Tam böyle geçerken esnaf, çok sevdiğim ve yıllardır değerli bir dostum. Oradan geçerken baktım bizim tesis çalışanlarından arkadaş oturuyor. Yöneticiyle beraber oturuyor. Hani görünce girdik, selamlaştık. Hoş sohbet, muhabbet. Hadi yukarı çıkalım dedi. Ofiste çıktık. Ofiste biraz kaynatıyoruz. Ya işte tabii buldar konuşuldu. Hani neden hani böyle yöneticiler ters, niye tavır filan. Tabii biz anlattık yani işte transfer dönemi yapılan hatalar, çalışmalar, yanlışlar, hani ne oldu, ne bitti, bunları konuşuyoruz. Tabii bir de bu Bilal'in transferinde, Beşiktaş'a transferinde 4-5 tane menajer geldi. Bunları da konuşuyoruz. İşte menajerler geldi. Bilal'in babasını ikna etmeye çalıştılar. Oyuncunun menajerliğini almaya çalıştılar. Bir sürü dümenler, oyunlar döndü orada. Bu süreçleri konuşuyoruz. Tabii bu arada sevgili Murat Daldık, Fatih Baturaygil, kulüp avukatı, menajerliği alarak yani bir sözleşme yapıldı. Futbolcu yetki ve temsil belgesi alındı. O menajerlerin elinden futbolcu kurtarıldı. Yoksa öyle bir dümenin içerisine girecekti oyuncu. Bunlar konuşuldu. Tabii o kulüp tesis çalışanı da yanımızda, yani yanımızda konuşuyor. Biz de rahat rahat sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Hadi eyvallah dedik, ayrıldık, gidiyoruz. Ama ben dedim yani, çünkü o yanında olan tesis çalışanını biliyorum ben huyunu. Bize hani zamanında bilgi veren, konuşan, ağlayan bir insandı. Dedim ki ya şimdi bu gidecek dedim. Acaba hani biz orada yöneticiyle konuşmuşuz yani, o da yanımızda. Neler anlatır dedim. Ya başkanı arar ya dedim, Fatih Baturaygil'i arar dedim. Ben de orada sevgili arkadaşımızı aradım. Dedim ki bak yani hep beraber konuştuklarımızı biliyorsun. Birazdan sana dedim telefon gelebilir dedim. Ya ne konuştunuz, ne ettiniz, yani bunlar mı konuşuldu falan gibisinden dedim. Çünkü bu insan laf taşıyacak dedim. Biliyorum çünkü bir laf taşıyan bir insan dedim. O gün aramadım ben. Bir gün sonra konuşuyoruz. Ya abi, haklı mısın ya dedi. Beni dedi Fatih Baturaygil aradı dedi. Sen Murat'la beraber misin? İşte Murat'la şunu mu konuştunuz, Murat bunu mu dedi, onu mu dedi, bilmem ne. O tesis çalışanı artık nasıl yetiştirdiyse, üzerine neler eklediyse, adam bütün senaryoları koymuş üzerine, Fatih Baturaygil'e bir sürü şey anlatmış. Ya demiş, yani Murat'la biz beraberdik. Öyle bir şey konuşulmadı. Yani konuşulanlar bunlar. Hani transfer dönemi ne oldu, ne bitti, bunlar konuşuldu. Ama işte diyorum ya, o laf taşıyan insanlar, laf taşıyan insanlar oraya gidene kadar artık hani A diyorsun, öbür tarafa gidene kadar Z oluyor. Geçmiş yıllarda Kaan Ay başkanlığı döneminde de burada yine bir program yaptık.
Program bittikten sonra Kaan Başkan'ı aradı. Ya dedi Muratçım dedi sen dedi böyle böyle bir şeyler konuşmuşsun bana dedi. Ya başkan ne konuştuğumuz ortada dedim. Televizyonda dedim. Yok dedi. O da çok bildiğimiz tanıdık yani bizim medyadan bir insan açmış Kaan Başkan'ı. Televizyonda sana böyle böyle diyorlar. Kaan Başkan dedim ya izle programı izledikten sonra dedim bana geri dön dedim. İzledi ya Murat kusura bakma ya dedi. Bana dedi yanlış bilgi gelmiş dedi. Açtım izledim programı dedi. Ya göz var, nizam var, kulak var. Yani bir problemin var, sıkıntın var. Ya Muratçım hani böyle bir olay var. Böyle bir şey oldu mu? Veyahut da sen böyle konuştun ama bunun aslı bu. Diyebilirsiniz. Ben ne dedim? Erkan Zengin'le yapılan görüşmeleri yazdım. Ya bir tane yönetici çıkıp da o konuyla ilgili. Hayır kardeşim biz Erkan'la bulduru konuştuk. Bu konular görüşülmedi. Erkan çıktı. Yok işte evet hayır diye cevap verdi. Biz öyle bir şey konuşmadık dedi. Konuyu kapattı. Yönetim de konuyu kapattı. Ya biz bir şeyler söylüyorsak, konuşuyorsak ya çıkın yalan deyin. Ama hala zaten Erkan hayır. Zengin ismi dolaşıyor. Yani yeni sezon için bile dolaşıyor yani. Halen var yeni hocam. Yeni sezon için bile dolaşıyor. Tabii tabii. Yani halen. Şu anda bak, kimse kusura bakmasın. Ben geçen hafta yine İstanbul'daydım. Bakın İstanbul'daydım. Şimdi İstanbul'da yine bizim spor camiasından insanlar var. Konuştuğumuz, görüştüğümüz insanlar var. Şimdi İstanbul piyasasında Erkan'ın konuştuğu konuları ben çok yakından biliyorum. Ben de bunu Erkan'a dedim. Erkan, hani bu konuşmalar yalanlandı ya. Sana dedim kiminle konuştuğunu ve kime ne anlattığını söyleyeyim mi, ismini vereyim mi dedim. Verme abi ayıp olur dedi. O zaman dedim Erkan, kıvırmayacaksın. Konuyu kapattık. Hadi neyse işte diyorum ya böyle sağdan soldan böyle laf taşıyan insanlar inanılmaz derecede. Diyorum ya düne kadar bize laf taşıyan insan şimdi gidiyor ortamda konuşulanları üzerine ekleyerek anlatıyor. Yarın öbür gün onların yaptıklarını da yöneticileri de gidecek başka birine ya, anlatacak. Yani böyle bir takım mikserler var ortalığı şöyle, karıştırıyor. Şöyle aslında yani Erkan da biliyor sen de biliyorsun diğer arkadaşlar da biliyor. Yani Eskişehir Spor'un son özellikle 2016'dan bu yana ki ben de o kulübün içinde o onurlu, şerefli armanın gölgesi altında çalışan bir insan olarak söylüyorum. Çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Çok ciddi problemler yaşadık. Çok kaynaşık insanlar yani, da var. İnanılmaz problemler yaşadık. Ve o problemlerin sizler, ben çok net olarak söylüyorum ki sürekli görüştüğümüz insanlarsınız. %90'ını siz gazetelerinize ya da bu programlara zaten taşımadınız. Hocam kamplarda yani özellikle hocanın üstüne yürüyen, terk eden, oteli terk eden, yani otobüse binmeyen, antrenmana çıkmayan, Erkan, para derdinde olan bak, neler oldu Ayhan yani? Ayhan hocam güzel bir şey söyledi. Biz %90'da taşımıyoruz. %90'da yani, konuşmuyoruz. Eğer onları da konuşmaya kalkarsak adamlar Eskişehir Spor düşmanı olur. Eskişehir Spor'dan nefret eder. Ya inanın kimse bildiğiniz... Eskişehir Spor sevgisinden bahsetmez. Yaşanan çirkinlikleri, olayları konuşmaya kalkarsak yer yerinden bazı oynar. İnsanları bazı ama çok özür dilerim. Rencide etmeyelim diyoruz. Şunu söyleyeyim. İnsanların hakikaten böyle hani bazen çok şey bir cümle kurmak istemiyorum. Çok beğenip çok işte şu adam çok adamdır, çok kalitelidir, Eskişehir Spor sevdalısıdır dediği adamlar var ki yani futbolcu anlamında veya farklı bir anlamda bunu söylemek istiyorum. Yani o adamların aslında Eskişehir Spor'a verdikleri zararların ya onda birini bilseler o adamların arkasında bile yürümezler. İsimlerini bile zikretmezler. Ama dediğim gibi sizler yine söylüyorum Eskişehir'in hakikaten Eskişehir Spor'un sevdalısı olan gazeteci arkadaşlarsınız. Yani bu konuda olur, gönül kırgınlıkları olur mutlaka ya, ben hocam yine yani bak şimdi, Fatih değerli bir insandır, hafta iyi sonu, bir arkadaşımız hafta sonu, mutlaka gönlünü alacaktır. Hayır hocam de. Şimdi hafta sonu Bolu'da bir kamp ortamı vardı, Bolu'daydım. Daha açık cumartesi günü tam SS maçı bitti. İşte, pardon cuma günü öğleden sonra baktım Mustafa Özer hocamız. Yani en son Eskişehir Spor'dan ayrıldıktan sonra senin kankin yani. Burada yapmış olduğumuz eleştirilerden dolayı en çok eleştirilen bak, kişi bak, olarak eleştirilerden dolayı Mustafa Hoca bize gönül koyan bir insan. Otelde karşılaştık. "Vay Murat abi." dedi. "Vay hocam." dedim. "Ne yapıyorsun?" Ya yani, o olay bitmiştir. Bakın orada tokalaştık, muhabbet, sohbet. Meclis futbol takımı var. Milletvekillerinden evet. Oluşan futbol takımı var. Onlar da orada misafirler, kamp yapıyorlar. Özel maçlar, antrenmanlar, milletvekilleriyle beraber Mustafa hocamız da orada onlarla beraber maç ve kamp ortamı vardı. İki gün beraberdik hocayla. Yani o
eleştiriler, bana yazdığı mesajlar vardı. Hani ben onu eleştirmiştim, bana tavır koymuştu. Ahmet Bingöl hocama tavır koymuştu. Ama orada karşılaşmışız, orada yine bir dostluğumuz var. O olay bitmiştir yani. Yine yüz yüze bakıyoruz, yine selamlaştık, sohbetimizi yaptık. Bizim ortak sevdamız neydi? Eskişehirspor. Hocanın yaşadığı sıkıntılar vardı. Yine bazı şeyleri orada da paylaştık, konuştuk. Hani insanlar bazı şeyleri içine atıyor. Mustafa Hoca da bazı şeyleri içine attı. Gitti. Yani o da tribüne gönderdiği futbolcular vardı, kadro dışı bıraktığı oyuncular vardı. Yani şimdi Cengiz hocamızın da kadro dışı bıraktığı, tribüne gönderdiği oyuncular var. Ama tabii bunlar hoca kararıyla değil. Yani yönetim aldığı bir takım radikal kararlarla yapılan hamleler. Hiçbir hoca tutup da elindeki silahı kaldırmaz yani. Evet. Konuştuk, sohbet ettik, bitti. Şimdi bir de biz ne Eskişehirspor için, yarın Eskişehirspor yöneticiliği biter. Sokakta gördük birbirimizi, yine selamlaşırız, yine muhabbet ederiz. 30 yıldır bu işi yapıyoruz. Biz yüzlerce bine yakın yönetici tanıdık arkadaşımız var, dostumuz var. Herkesle biz görev yaparken yeri geliyor, kanlı bıçaklı oluyoruz, yeri geliyor, dost oluyor. Ama Eskişehirspor defteri kapandıktan sonra dostluğumuz devam ediyor diyelim. Konuyu kapatalım ama diyorum ya, Allah sabır versin yöneticilere, çünkü onların da işi kolay değil. Onların da etrafında bir sürü kaynaşık tipler var, insanlar var. İşte ekmek verdikleri insanlar var. Onlar bile ihanet edebiliyor. İşte oraya laf taşı, buraya laf taşı. Oradan nemalanıyorlar yani. Ondan beslenen insanlar var. Bir de fırsatçılık yapıyorlar. Tabii. Şimdi biri iki yapıp insan anlatmaları da yönetimi geliyor. Ona şirin gözükeceğim diyerekten senden aldığını Erkan'a, Erkan'dan aldığını bana, benden aldığını başka birine taşıyan bir takım tipler var, insanlar var. Ortamı geriyorlar. Gelsinler yalanı, doğruyu, gerçeği camia zaten gün geçtikçe, günü geldiği zaman öğreniyor, biliyor. İşte bugün şehirde diyorum ya, böyle insan içine hani çıkmaya yüzü olmayan bir sürü insan da var. İyi veya kötü, iyi hizmet edenler bugün gördüğümüz zaman yine başımızın üzerinde yeri var. Ama şaibesi olan, sıkıntısı olan insanları da camia biliyor, görüyor, ona göre bence davranıyor. Siz son derece büyük desteğinizi verdiniz. İki yıldır, yani çok net konuşmak gerekirse, 2 yıldır takımın sportif anlamda başarısız oluşuyor. İşte geçen sene pandemiden dolayı ligde kalışıyor. Bu sene yine... Ne 2 sene hocam? 4-5 yani, yıldır. Yani en ufak bir eleştiri yok ya. Yani hocam. Hayır. Şuraya gel. Ben hani yani sen son 4 yılı sen iyi biliyorsun. Yani kesinlikle oradan ta işte şampiyonluğu kaçırdığımız Antalya'da bile ben gazetelerin manşetinde yönetimsel olarak bir eleştiri görmedim. Hocam yıllarca burada yani, beraber değil miydik? Yıllarca evet, beraber program yapmadık mı? Programa yani, çıkarken işte şu konuları konuşmayalım, camia zarar görür kesinlikle, düşüncesiyle yani birçok konuyu kimse de diyemez yani kapattık, bireysel olarak gündeme getirmedik. Şimdi de bildiklerimizin onda birini konuşuyorsak onda dokuzunu içimize atıyoruz. Önemli değil. Hayırlısı olsun. Yani sonuçta bu sene de artık takım 7 maç kaldı. İkincilik yolunda ilerliyoruz. Önemli olan o ikincilikten neler yapacağımız. İşte başkan da tüm umudunu bu projelere bağlamış. Fidan kampanyası, işte dijital para satışlarından gelecek desteklerle kulüp inşallah transferi açar, yoluna devam eder. Şimdi ayrılmak isteyenler var dedi. 11 tane, 12 tane futbolcunun sözleşmesi bitiyor. Ama yönetim bugüne kadar hiçbirini ikna edemedi kalmaları için. En sonunda da başkan da ne diyor? Ayrılmak istiyorlar. Kan değişimi yaşanacak. Allah yollarını açık etsin. Yönetim de o oyuncuları elde tutmak için demek ki artık mücadele etmeyecek. Onları da bıkmışlar. Hemen yavaş yavaş toparlıyorum. Şimdi 2022 FIFA Dünya Kupası maçları nedeniyle liglere bu hafta ara verildi. A milli takım 24 Mart'ta Hollanda, 27'sinde Norveç, 30'unda da Letonya ile karşı karşıya gelecek. Ve Eskişehirspor'da 4 Nisan'da Altınordu ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Artık sayılı haftalar. Erkan, hemen bununla da ilgili yorumunu alalım. Yavaş yavaş süremizin de sonuna geliyoruz. Programı kapatalım istersen. Şimdi milli ara aslında hani her takımı ilaç gibi geliyor ya. Bizim takım da yani gelecek sezonun artık yeni yapılanması olduğu için yani işte son maçta gördük, mücadeleci bir takım var. Yavaş yavaş Cengiz Hoca gençleri monte etmeye başladı. O anlamda onun üzerine taktiksel olarak çalışacaklarına inanıyoruz. O bakımdan bu 10 günlük süreci iyi değerlendirdiler ve ardından da Altınordu ve kalan 7 maç var. Ben her zaman dediğim gibi yani rakip hiç önemli değil, kim olursa olsun yeter ki bizim çocuklardan bizim istediğimiz, tek isteğimiz var. O da mücadele ederek formanın ağırlığını bilmeleri ve bu onurlu mücadeleyi lig sonuna kadar sürdürmeleri.
fark da yiyebilirler, galip de gidebilirler. Onlara geçtiğimiz sene Erzurum maçı, işte Erzurum maçında son uzatmada gol yemiştik. Burada içerideki 2-2 biten Altay maçında da çeşitli dedikodular ortaya çıkmıştı. Ama Eskişehir Spor hangi ligde olursa olsun, hangi maça çıkarsa çıksın, aslanlar gibi mücadelesini veriyor. Ben bizim oyunculardan da bu mücadeleyi bekliyorum. Evet, Ayhan Hocam. Şimdi ben demin hakikaten konuşmaya başlarken son derece mükemmel bir maç izlediğimizi söyledim. Ama bunu taçlandırmak da yine futbolcuların elinde. Yani geleceğe daha ümitle, daha umutla bakan taraftarlar için çok çok önemli. Yönetim için çok çok önemli. Onun için Altınordu maçı bana göre çok önemli. Bu gelecek adına çok çok önemli. Bir de şunu söylemek istiyorum. Hafta içinde bu bankalarla ilgili yapılan, çok kısa değinmek istiyorum, finansal fail play ile ilgili yapılan o çalışmalarla ilgili sadece 4 kulübün bugün Türk futboluna verdiği zararları kapatmak ve Türk futbolunu maalesef kaosa sokan bu sonuçları da hepimiz gördük. Tabii ya, ben şöyle, Anadolu kulüpte Eskişehir Spor taraftarlarını başlatmış oldu ve eşitlik. Aynen, Türk futbolu 4'ten büyüktür. Türk futbolu hakikaten 4'ten büyüktür. Bugün Eskişehir gibi çok büyük sancılı kulüpler var. Yani eğer onlara bir el uzatılıyorsa, bugün Anadolu'da futbolu öldürmemek adına, bu kulüpleri yaşatmak adına bu takımlara da mutlaka el uzatılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türk futbolunun kaosa girmesinin en büyük nedeni Türkiye'deki 4 tane büyük futbol takımı diye adlandırılan, 3'ü İstanbul, 1'i Karadeniz'de olmak üzere 4 takımın maalesef yaptıkları o anlamsız macera perest transferler ve harcadıkları paralardan dolayı kaynaklandığını söylemek istiyorum. Bayağı bir geçtiğimiz günlerde öyle bir kaç bakanlığın bütçesi kadar borcu vardı herhalde. 8-10 bakanlığın bütçesi kadar borç var. Ya, trilyonlar. Yani baktığınız zaman inanılmaz. Yani biz milyonluk, 230 milyon borçtan bahsederken onların 14 trilyonluk bir borç bataklığı var. İşte Bankalar Birliği bu tür kulüplere maalesef sahip çıkıyor. 2 yıl ödemesiz, 7 yıl vadeli bir borçlanma. Şimdi tabii bugüne kadar bu kulüpler kulüp lisansını nasıl aldı? FIFA'dan nasıl transfer cezası yemedi? Ben bunu akıl sır erdiremiyorum. Ya bir de şey, yeni yapılandırıldı. Onların da 14 trilyon borcu olan bu kulüpler ne puan silme cezası alabiliyor, ne bir şey. Ama diyorum Eskişehir Spor'a her sene böyle cezalar gına getirdi. Ben son bir şeyler söyleyeyim. Şeyle başkanın kullandığı bir cümle vardı. Zamanımız varsa bir dakikada bitirmek istiyorum. Hani gitmek isteyen futbolculara da kapımız açık diye bir cümle kullanmıştı. Evet, yani yönetim de artık umudunu tüketti. Ya şimdi yönetimin beklentileri var. Beklentileri zaten %100 transferi açmak yönünde. Zaten transferi açtıkları zaman yani hedeflemiş oldukları bir kadro yapılanması vardı ki bu ta devre arasındaki o kadro yapılanmasının aynısını TFF 2. Lig'de yine gündeme getirip yine aynı şekilde o arkadaşlarla yürümek istiyorlar. Muhtemelen öyle olacak diye düşünüyorum. Onun için de yani giden, zaten giden futbolcuları çok arayacaklarını da zannetmiyorum. Hocam yani bir de şimdi adam kafasında tabii sildiyse. Transferi açarsak aramayacaksın hocam. Açarsa. Yani. Kafasında sildiyse. Ama açarız düşüncesi çok ön planda. Evet. Zaten bu, çok özür dilerim, fidan kampanyası, SS Token'den gelen bu paralar, yani bunlarla ilgili biraz da üstüne çok az bir şey koyduğunuz zaman transferi açarsınız. Yani az bir para verdiğiniz zaman zaten açıyorsunuz. Yani zaten devre arasında söz aldıkları futbolcuların %90'ı yine vereceklerdir. Sadece %10'luk bir dilimi hepimiz de biliyoruz ki para vermeden açamazsınız. Evet. Bir de hocam şimdi adam mesela kafasında silmiş Eskişehir Spor artık. Yani ben tabii diyor kapattım diyor. Bu adamı seneye tutsan ne olur? Seneye hem bir alt ligde oynayacaksın hem de bu sene verdiğin, veremiyorsun gerçi de. Ama sonuçta alacak yani, alacaktı. Vereceğim parayı da veremeyeceksin. Çünkü gelirin yok, doğru düzgün o kadar çok büyük paralar olmayacak. Ama tek çıkış yolu var. Bence transfer tahtasını açmak ve takımı takip etmek. Tabii yönetimde yapmak. Başkanın da açıklaması var. Ama yani o da kolay değil. Projeler hedefe ulaşırsa. Tabii. Şimdi sen 1 milyon fidan kampanyasını eğer tutturabilirsen ve birazcık üzerine çıkarsan, yönetim der ki o zaman tamam ben transferi açarım. Eğer sen 500-600 binde kalırsan yönetim bu transferi açabilecek mi açamayacak mı kafada soru işareti var. Ya ben 1 yani milyon yönetim keşke 1 milyon hedefine ulaşacak, 10 milyon gibi para kazanacak, transfer açacak. Eğer bu proje hedefine ulaşamazsa ne olacak? O işte diyorum ya, ben kafalarda soru işareti, hayırlısı olsun diyelim. Öyle öyle.
Evet, bu arada gelen mesajlar da verdi. Sevgili Emin Karayel, bizim Eskişehir Spor fanatik taraftarı. Bugün tesislere gittim, altyapıyı da ziyaret ettim. Hem aidatımı yatırdım. 26'da fidan alarak kampanya destek verdim demiş. Emin Karayel'e de teşekkürler. Birçok taraftar tesislere gidip bağış makbuzu karşılığında destek verebiliyor. Sayın Mahir Örücü Hocam, fidan kampanyasının çok iyi organize olması lazım. Şehrin de sahip çıkması lazım. Ben de katılıyorum. Demiş. Sevgili Metin Benlikaş da acil olarak transferin açılması ve alt ligde beklemeden çıkmamız gerekiyor mesajını vermiş. Sevgili Servet Hocam, Servet Aksoy da güzel bir mesajı var. Ona da teşekkür ediyorum. Alt ligle ilgili son bir şey söyleyeyim. Orada güzel bir şey, iyi organize olmak lazım. Alt ligin insanlar sakın alt ligi 2B'yi hafife almasınlar. Alt ligde eğer ciddi anlamda organizasyonu sağlam yapılmazsa hakikaten çok büyük sorunlarla insanlar da karşılaşabilir ki bunun örneğini işte Samsun bir yıl yaşadı, Manisa yaşadı. Evet. Yani onun için sen bir de ikinci lig çok yakından takip ediyorsun hocam, sürekli maçları evet, izliyorsun. Evet. Onun için çok ciddi anlamda iyi organize olmak lazım. Yani kadro yapılanmasını yaparken de yani isim evet mutlaka önemli ama alt liginde kendine has bir yapısı var. Orayı da unutmamak evet. lazım. Bu haftalık bu kadar diyelim. Erkan, haftaya tabii şimdi milli ara var. Gündemde de pek yoğun bir şey yok sanırım. Çok olağanüstü bir şey olursa geliriz yine. Evet, olağanüstü bir gündem olursa pazartesi program yaparız. Eğer normal ekstra bir şey olmazsa haftaya da biz de dinleniriz yani diyorsun. Evet. Haftaya çaylar benden olur. Haftaya program olmayabilir. Buradan da izleyicilerimize hatırlatalım. Diyorum ya şu an gündemde bir şey yok. Ekstra bir şey yok. Takım milli arada, yönetim Nisan ayını bekliyor. Erkan dediği gibi ekstra bir gündem olursa haftaya pazartesi günü sizlerle oluruz. Eğer olmazsa haftaya biz de izin yaparız. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bu haftalık bu kadar.